Peki duyarlı ilişki ne demek? Duyarlı ilişki, anne babanın çocuğun verdiği duygusal ve davranışsal işaretlerin farkında olduğu ve bu işaretlere göre kendi duygu ve davranışlarını ayarladığı ilişkidir. Mesela bebek bir oyuncağını almak için uzandığı zaman anne onu görüyor. Onun çabasını görüp destekleyici bir ses çıkardığında, uygun bir yüz ifadesi aldığında bebeğine karşı duyarlıdır. Bebeğin uzandığını gördüğü halde hiçbir tepki vermeyen veya çocuğun davranışının farkında bile olmayan anne aynı derecede tabi duyarlı davranmış diyemeyiz. Benzer bir şekilde aslında bebek uzandığı anda hiçbir çaba göstermesine izin vermeden hemen oyuncağı ona uzatan anne de duyarlı değildir. Yani duyarlıdır ama kendine göre çocuğun gelişimini desteklemiyordur. Çocuğun kendi kontrol etme becerilerinin gelişmesine imkan vermiyordur. O yüzden de aslında çocuğun gelişimini destekleme bir tutum almış demektir. Peki tutarlı ilişki ne demektir? Tutarlı ilişki öngörülebilir, önceden tahmin edilebilir bir ilişki demektir. Örneğin bir çocuk annesine vurduğu zaman annesinin onu sakin bir şekilde tutacağını veya makul bir şey istediği zaman bunu yapacağını biliyorsa bu tutarlı bir ilişkidir. Ancak çocuk anne ve babanın ne yapacağını önceden tahmin edemiyorsa, mesela ihtiyaçları bazen karşılanıyorsa bazen karşılanmıyorsa, bir şeyi olumsuz yaptığında bazen hiç tepki verilmiyor, bazen aşırı tepkiler veriliyorsa bu tutarsız bir ilişkidir. Tutarsız ilişkiler çocuğun çevresini öngörülemez hale getirir. Yani çocuk etrafıyla ilgili öngörülerde bulunamaz. O zaman da ne olur? Hem tedirgin olur, kaygı olur hem de mutsuz olur. Ve çocuk istenmeyen davranışları sürdürür ve bunları da arttırır. Çünkü hangi durumda nasıl davranacağını ve bu durumun ona ne getireceğini bilemez. Şimdi o yüzden tutarlı şekilde davranmak önemlidir. Yani burada tutarlı olmak ve sınır koymakla sert olmayı karıştırmamak gerekir. Bu ikisi ilişkili şeyler değil. Sınır koymak, sert davranmak ve çocuğu incitmek demek değildir. Tutarlı bir şekilde sınır koyan anne babalar aslında tam tersi çok daha yani sertlikten uzak dururlar. Çünkü bu anne babaların hangi durumda ne yapacaklarını bildikleri için kendileri ve çocuk da tahmin edebildiği için olumsuz bir davranışla karşılaştıklarında daha sakin kalabilirler. Kafalarında bir planları vardır çünkü. Yani ne yapacaklarını bilirler, kendilerine güvenirler ve onu uygularlar. Sert olmak, çocuğu hırpalamak, aşağılamak daha çok uygun ve tutarlı sınır koyamayan, o nedenle de davranışlar arasında büyük dalgalanmalar gösteren, çocuğu kontrol edemeyen ve kendini yetersiz hisseden veyahut da çocuğun ihtiyaçlarını karşılama niyeti olmayan insanlar daha fazla görülür. O yüzden de aslında tutarlı sınır koyan insanlar her zaman daha sakin olurlar. Ve çünkü ne yapacaklarını bilirler, kaygılanmazlar. Çocuğun yaptıkları şeyden ötürü elleri kolları titremez. O yüzden de çok daha yumuşak şekilde ama tutarlı bir biçimde sınırlarını koyabilirler.